Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden salı ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen ikinci günü başlıyor. Bugün Aslen Çankırılı yarışmacımız Elif'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ya çok şekersiniz. Teşekkür ederiz. O sizin şekerliğiniz. Teşekkür ederim. Yalnız Elif hanginizsiniz? Karıştırdım. Elif ben yarışacağım. Bugünün yarışmacısı benim. Biliyorum Elif'ciğim. Yalnız sana çok benzeyen bir hanımefendi var orada. İkiz kız kardeşim gibi. Kendisi kardeşim zaten. Benim küçüğüm. Bu da ablam. Evet. Benziyoruz. Evet, herkes de aynı şeyi söylüyor. Hatta diyorum benim yerime sen yarış diyorum. Gayet benzediğimiz için. Bakalım. 3 kız kardeş yan yana. Evet. Aslında 6 kız kardeşiz biz. Yo. Evet, 6 kız kardeşiz. 2 tane de abim var. Pardon. 8 kardeşiz biz aslında. 8 mi? Gayet de güzel oluyor. Aslında bana çok az geliyor. Mesela sayarken 1, 2, 3, 4 diyorum hemen bitiyor yani. Bence çok güzel bir şey fazla kardeş olması. O zaman hadi bir saysana. İsimlerini mi sayayım? Evet. Zeliha, Aysel, Ömer, Aynur, Ali, Hanim, Elif, Emine. Elif'ciğim, şimdi Çankırılı ve 8 kardeş olduğunu öğrendik. Başka neler yapıyorsun? Başka neler yapıyorum? Şu an çalışmıyorum, evdeyim, çocuklarımla vakit geçiriyorum. Bir yemek kanalım var. Çok aktif değil şu an ama hani vakit geçirmek için açtım. Güzel yemekler yaptığım için başkalarının da faydalanmasını istedim. Evdeyim şu an, dediğim gibi hiçbir şey yapmıyorum. Kaç yıllık evliydin? Ben 17 yıllık evliydim. 17 yıl evli kaldım. Sonrasında ayrıldım. Ya neden? Neden oldu? Anlaşamadık diyelim. Ayrılalı ne kadar oldu? 4 yıldır ayrıyım. 1,5 senedir de resmi boşandım. Ayrıyız şu an. Çocuklarımla kalıyorum. Çocuklara sen mi bakıyorsun? Çocuklara ben bakıyorum. Benim yanımdalar. Büyük oğlum askerde zaten. Maşallah. Yani büyük benim çocuklarım. En küçüğüm 15 yaşında. Sen bayağı güçlü bir kadınsın. Ben güçlü bir kadınım. Dün bunu masada da belirttim. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Hiç kimseye güvenmiyorum. Hiç kimseden bir beklentim yok. Ben kendim hastalığım olmadığı sürece ayaklarımın üstündeyim. Hiç kimseye kendimi güldürmeyeceğim. Yarışmada da onu yapacağım. Yarışmayı da kazanacağım. 75.000 lirayı da alıp gideceğim. Yalnız konuşmada beni geçtim vallahi. Evet, konuşmayı çok seviyorum. Ya biraz da kardeşlerinin sesini duyalım. Emineciğim, bize biraz ablandan bahsetsene. Ben bahsedeyim. Ben de. Küçükken beni kıskanan kıskanç birisiymiş. Ama şu an peşimden ayrılmayan bir abla diyebilirim. Evet. Yani beraberiz. Genelde biz İstanbul'da üçümüz yakınız. Beraber vakit geçiriyoruz. Her hafta sonları genelde görüşüyoruz. Hanım ablacığım, Elif'in nasıl bir karakteri var? Ablası güzel bir karakteri var. Kendine güveniyor. Peki hanginiz daha güzel yemek yapıyor? Tabii ki ben. Elif yapıyor. Ben yaptığım için buradayım. Elif derken neden göz kırptın bakayım? Elif yapıyor. Ben ablayım, ben yapıyorum. Tabii ki ben yapıyorum. O yüzden buradayım. Kardeşimize de güveniyoruz her zaman. Evet, sonuna kadar arkasında. Siz evli misiniz? Evliyiz. Çoluk çocuk vardır herhalde. Ben 23 yıllık evliyim. 23 yıl. Maşallah. Peki Elif'ciğim, rakiplerini nasıl buldun? Rakip bulmadım. Hiçbirisi benim rakibim yok. Sadece bugün evime gelen misafirlerim var. Hepsini eleyeceğim. 75.000 lirayı alıp gideceğim. Ya dün Kadir'in sana annem gibisin demesine ne diyorsun? Şöyle bir şey, beni annesine benzetmesi hoşuma gitti. Güzel bir şey. Annelik çok güzel bir şeydir. Zaten onun yaşlarında bir tane oğlum var. Askerde şu an. Dediğim gibi onu da oğlum olarak kabul edebilirim. Hiç problem değil. Bu hoşuma gitti. Saygı duydum. Güzel bir davranıştı. Rakip olarak gördüğün biri var mı? Kesinlikle yok. Hiç rakibim yok. Zaten Büşra Hanım'ı kafadan eledim. Hiçbir şekilde aç gittim. Dediğim gibi tansiyonum yerlerdeydi. Çocuklar topladılar. Rakibim yok. Kendime rakip görmüyorum hiçbirini. Allah aşkına Gürbüz, bunlar benim rakibim olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Zaten Reşit Bey kendinin aşçı olduğunu iddia ediyor ama aşçı değil. Bence köftecide çalışan köfte ustası. Başka hiçbir şey değil. Vallahi menünü çok merak ettim. Hadi bana menünü say lütfen. Menümde başlangıç olarak soğuk madımak çorbası ayranlı. Ya sen Sivaslı mıydın? Hayır, ben Çankırılıyım. Sivaslıların madımakları daha büyük olur. Biraz daha şey olur, pişmesi zordur. Bizim Çankırımızın madımağı gayet yumuşak, güzeldir. Göreceksin zaten. Ara sıcaklarım kıymalı soğanlı su böreği. El açması, kendim yapacağım, kendim açacağım. Kendin açacaksın hem de. Bir ara sıcağın daha var galiba. Evet, bir tane daha ara sıcağım var. O da yoğurtlu pazı kavurması. Zaten dün Büşra Hanım'ın ara sıcağı bir tane böreği laks diye getirdi, önümüze koydu. Bir sunumu bile yoktu yani. Hazır yufkadan bir tane gül böreğini yaptı, önümüze koydu. Hiçbir şekilde sunumu dahi yoktu. Dediğim gibi Büşra Hanım'ı eledim. Büşra değil, Burcu. Burcu Hanım'ı eledim dediğim gibi. Ana yemeğin ne? Ana yemeğim güveçtezade kebabı. Patlıcanlı bir yemek. Gayet de güzel. Fırına vereceğim üzerine süsleyip. Salatam nohut salatası. O da gayet güzel. Nohudu haşlayacaksın değil mi? Nohutları kendim haşlayacağım tabii ki de, yani hazır kullanmıyorum. Sadece baklava yufkamı hazır kullanacağım. Ne olur ne olmaz diye hazır alacak mısın? Hayır, kesinlikle almayacağım. Çünkü ben dediğim gibi bir ev hanımıyım. O nohutu kendim haşlamazsam önce kendimden utanırım. Ve son olarak tatlı? Tatlım, olay bir tatlı yapıyorum Gürbüz. Yanlış hatırlamıyorsam Yemekteyiz de ilk defa yapılıyor. Ben hazır yufkadan yapacağım ama el açması su böreğim olduğu için, diğer ürünlerimi kendim hazırlayacağım için baklavada hazır kullanmak istedim. Bence baklavanın... Bir dakika, ne yapacaksın ki, ben anlamadım. Su böreği, tatlı. Tatlının adı ne? Tatlımın adı soğuk baklava. Vay, soğuk baklava. Baklavanın adını sır gibi sakladın valla. Güzel bir tatlı olduğu için ben biraz dillendirmek istedim. Hemen adını söylemek istemedim. El açmasıydı değil mi? Yok, el açması değil. Hazır yufkadan yapacağım. Hayda, oldu mu şimdi? Ama şöyle bir şey. Bence tatlının yufkasının hazır olması değil, elimin lezzetinin ona geçmesi önemli. Ben şaka yapıyorum zaten. Ama yarışmacılar mutlaka eleştireceklerdir. İstedikleri kadar eleştirebilirler. Ama şöyle bir şey var. Zaten hazır baklava yufkasından yapılması gerekiyor onun. Yani yapan pastanecilerin de açtıklarını düşünmüyorum. O zaman kardeşinize şans dileyin bakalım. Şans diliyoruz. Bütün şanslar seninle olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Seninleyiz. Hazırsan geri sayımı başlatıyorum. Evet, hemen gidiyorum. 3, 2, 1, koş! Koş Elif, koş! Menüyü kolay buldum. Tam bir ev hanımı menüsü olmuş. Her gün evde yemek yapan bir hanımefendi için gayet kolay bir menü olmuş. 75 bin lirayı hak ettiğini düşünmüyorum. Bu menüyü ben çalışan bir kadın olarak yapmış olsaydım çok da güzel hakkıyla yapardım. Ben yapmış olsaydım 75 bin lirayı hak ediyor olurdu bu menü. Ama her gün evde yemek yapan bir hanımefendi için çok gayet kolay bir menü yani. Ben hanımefendiyi anneme benzetmiştim dün. Gerçekten menüsü de bir anne menüsü gibi olmuş. Dünkü menüye göre çok daha iddialı ve zor bir menü. Açıkçası beni tatmin etti. Eğer yemeklerini beğenirsem tatmin olacağı bir puan da veririm. Menüsüne baktığımda su böreği dışında kendisini zorlayacak, beni böyle had safhaya çıkartacak, beni böyle mutlu edecek zor bir menüye denk gelmedim. Zaten ana yemek benim için çok çok daha önemli. Ana yemeğinde kendisi için çok fazla şey bulmadım açıkçası. Yani basit, çok basit, bayağı basit yani açıkçası. İki tane el açması olursa dünkü menüden bir tık fazla olabilir. Yani çok kendime rakip görmüyorum. Elifçim, kardeşin Emine sana ne kadar benziyor öyle? Çok benzer, kız kardeşim benim ikizim gibidir, aynen. Vallahi öyle. Çok da severim. Zaten aramızda fazla bir yaş farkı da yok. 3-4 yaş var aramızda. Ablasıyım ama bence ben ondan daha gencim. Aa, bir kıskançlık seziyorum sanki. Yok, kıskanmıyorum. Gerçekten kız kardeşim benim için en değerlimdir. Hepsini seviyorum ama kız kardeşimin ayrıcalığı var benim için. Hadi başlayalım. Başlayayım hemen. Önce ne alacaksın? Önce domates alacağım. Vallahi menün iddialı. Evet, bayağı iddialı bir menüm var. Yapacağım, yetiştireceğim. Ah, şu baklavayı da el açması yapsaydın. Aslında el açması yapmayı düşündüm ama şöyle bir şey, böreğim de el açması olduğu için inanılmaz uğraştıracak beni. Boş bir sofra koymaktansa en azından güzel olsun, yeterli olsun diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Bu arada madımak dışında evden neler getirdin? Evden neler getirdim? Sadece madımak. Bunlar acı mıdır acaba Gürbüz? Nereden bileyim? Bakınca acısı anlaşılmıyor ki. Aç karnına yeşil biber yiyorum. Nasıl? Acı mı? Yok, acı değil. Gayet güzel. Yine evde de tadarım. Zaten fazla kullanmayacağım bunu. Yeşil biberi nerede kullanacaksın? Zade kebabında kullanacağım bunu. Birkaç tane yeterli olacaktır. Demek salatanın nohudunu kendin haşlayacaksın. Tabii, nohutu da kendim haşlayacağım. Hiçbir şeyi hazır kullanmayacağım dediğim gibi. Sadece baklavalık yufkam hazır olacak. O da dediğim gibi böreğim el açması olduğu için beni uğraştıracak. Şimdi bu yemeklerin yetişip yetişmemesi bizim sorunumuz değil. Menüyü seçme özgürlüğü var her yarışmacının. Bu menüyü seçtiyse yemekleri de yetiştirmek zorunda. 2,5 saatte tam ucu ucuna yeter gibi bu menüye. Hakan Usta gelene kadar baharatlara geçelim istersen. Baharatlara geçelim, yoğurdumuzu alalım. Buradan bir tane yumurta alıyorum hemen. Ya niye 15'li aldın ki? 15'li aldım çünkü su böreği yapacağım. Yumurtalı olması gerekiyor. Heh, Hakan Usta geldi. Gel hemen et siparişini ver önce. Yarım kilo kuşbaşı istiyorum. Yumuşak olsun, pişsin. Hani şeyini size bırakıyorum, hangisi daha uygun olur diye. Zerde kebabını da kullanacağım. Ya dün Burcu'yu eti doğrattı diye o kadar eleştirdiniz. Şimdi sen de aynını yapıyorsun. Şöyle bir şey var, ben Hakan Bey'e doğrattıracağım. Eğer boyutunu beğenmezsem zaten evde kendim onu düzelteceğim. O zaman ben bütün olarak veriyorum, kendisi doğruyor. Ama gayet güzeldi dün doğradığınız et. Siz doğrayın. Yok. Gayet güzeldi. Ben yemem ya. Sen kuşbaşı istemiştin değil mi? Kuşbaşı istiyorum. Ne kadar alacaksın? Yarım kilo. Hakan Usta zaten eti mükemmel doğrar. Başka istediğin bir şey var mı? Yarım kiloda su böreği için kıyma istiyorum. Kıymalı soğanlı su böreği. Evet, kıymalı su böreği yapacağım. Hadi hemen baharatlarını alalım. Güveçte zade kebabı, onu da denemedim bu arada ama daha önce çok gördüm videolarda. Patlıcan çok sevmem açıkçası. Sadece beğendi olarak severim ki ben en iyisini yaptım dün. Çok beğendiler. Bu arada etleri kuşbaşı kestirecek mi, kendisi mi kesecek çok merak ediyorum. Çünkü dün bana hazıra konduğunuz tavukları bile kestirmişsiniz dedi. Çok merak ediyorum, etleri gerçekten kesecek mi kendisi? Burada zamandan tasarruf mu edecek? Göreceğiz. Son bir dakika. Koş hadi koş. Koştum. Ya nereye? Etini almadın. Etlerim. Hakan Bey. Burada etlerim burada. Tamam, teşekkür ederim. Hadi hemen kasaya geç. Geldim. Hoş geldiniz. Bu arada ekmeğin senden önce kasaya gelmiş. Ekmeğim gelmiş, ekmeklerim süper, harika. Unuttuğun bir şey yok değil mi? Yok, unuttuğum hiçbir şey yok. Olsa da ben zaten onu hallederim. Kaç yıllık ev hanımıyım. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Evet, ne kadar tuttu? 2886. 2800. Gürbüz, aramızda halleder miyiz? Hallederiz tabii. Lafım olur. Hadi torbalarını al da gidelim. Hemen çantalarımı alıyorum. Koş hadi koş. Evet, hemen gidiyoruz.